Cümleten selamün aleyküm arkadaşlar. Ben Erdoğan Akman, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bilmem içinde bir et bir şey yapacağız. Ben ateş yakacağım da. Şöyle önce bir semaveri yakayım. Şöyle güzelce hava biraz hafif şey de, nasıl söyleyeyim, esiyor ama sıcak, güzel, tatlı bir hava yani. Bugün dışarıda çayımızı, çorbamızı dışarıda içelim dedik. Dışarıda niye çekmiyorum diğer arkadaşlara şöyle söyleyeyim. Normalde aslında bahçeye indirdim. Lakin bahçeden geldim bu sefer de. Yani çünkü rüzgar çok. Ses kalitesi düşük. Sesi geçtim. Biz kendimiz orada duramıyoruz yani. Şu an evin kendi cephesini duldalayaraktan evin önünde yapmaya çalışacağız. İnşallah. Öyle, babam da çalıştığı yerden kozalak getirmiş. Lahana. Evet. İçinde su var. Birkaç tane şöyle kalın odunumuzu koyalım. Takviye ederiz. Mangalımızı da yaktık arkadaşlar. Şimdi şuraya odun takviyesini yapalım. Çünkü hemen rüzgar bu tarafta da işte hissedilmeye başladı. Yüzüme doğru geliyor ama. Arkadaşlar şöyle soğanımızı, şurada da bir domatesimiz var. Domatesi şöyle güzelce koyayım. Biberleri de şöyle kenara koyayım. Şimdi ben bir elime maşa alayım. Maşayı aldım geldim. Şimdi şu soğanı arkadaşlar şöyle var ya. Ay maşallah. Domatesin yeri iyi gibi. Biberi hemen. Vay 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 vay. Oho, ses de geliyor. Su kaynamaya, bak kaynamamış da. Yani kaynamaya yakın. Bak bak. Neyine inat ediyor ama, görüyor musun? Neyse, biz de seni burada değerlendiririz. Evet arkadaşlar. Şöyle bir gökyüzünü göstereyim. Güzel. Hava güzel de yani üşütmüyor. Esen rüzgar üşütmüyor da dediğim gibi mangallık bir hava olmuyor. Dışarıda niye yapmıyorsunuz diyen arkadaşlara buradan niye yapamadığımızı da göstermiş olayım. Ama bugün dışarıda yapmak istedim. Yani öyle video içinde değil. Biraz evin içinde değil. Dışarıda yapmak istedim. Gerçi sabahleyin bu kadar değildi ama oh, biber de ne güzel oldu lan. Ay maşallah. Şimdi soğanla domates biraz daha geç oluyor. Bunları hazırlayıp kenara koyduktan sonra ateşimizi birazcık daha harlayacağım. Köz indireceğim yani. Ondan sonra etimiz gelecek. Arkadaşlar biberi çıkardım. Şimdi şöyle ortaya birkaç tane kozalak atacağım. Hemen hızlıca tutuşsun. Üstüne de gördüğünüz gibi şu odunlar var ya. Bakın. Bunları da şöyle koyayım ki bunlar daha iyi köz oluyor ya. İnşallah alttaki şeyi unutmayız, soğanı. Oho. Güzel bir köz düştükten sonra biiznillah mangalımız, daha doğrusu közümüz hazır olur. Suyumuz kaynadı. Çayımızı demliyoruz arkadaşlar. Buradaki köz de düşmeye başladı. Şimdi domates, biber orada. Soğanları bir tık daha dönderdim. Köz salatası için onlar olduğu gibi. Çayımız demleniyor. İnşallah etimiz de ocağa girecek.
et et deyip duruyorum. Pirzolaymış. Şöyle. Heh. Bismillah. Oo. Hay maşallah. Vallahi pirzola da dolgun dolgun ha. Şöyle koyalım. Bir tanesine yer mi kalmadı yok. Oh çok sıcak. Neyse şimdilik şöyle bir dur sen. Heh. Mangalımız devam ediyor arkadaşlar. Ay maşallah şu görüntüye bir bakın. Cız 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 seslere bak. Heh, bu arada çayda ben de diyorum arkadan bir ses geliyor. Çay fokur diyormuş. Yenice fokurdadı. Su tazeledim arkadaşlar. Demlediydim ya. Allah'ın izniyle şimdi var ya. Semaveri diyorum ki içinde köz düşünce duman olmuyor. Balkonda yiyelim. Hem de semaveri çayı hiç boşaltmamış oluruz. Şöyle bir olay var. Şu an yani esiyor yani. Ne kadar da olsa esiyor. Gerçi şu an durdu ya. Allah Allah. Ne? Beni yalancı çıkarmayın hesabı. Esiyor yani. Çok durulacak gibi olmuyor. Balkonda yiyeceğiz. Arkadaşlar pirzolalarımız ay maşallah oldu inşallah. Şöyle artık kabımıza, tenceremize neyse kaldıralım. Şöyle göstermiş olayım. Karanlıkta mı kaldı? Neyse. Bu arada nerede yaptığımızı da göstermiş olayım. Bizim taş ocağın yanında şurada lavabomuzun olduğu yerde en dulda yer buraydı arkadaşlar. Şimdi çayımız orada demlensin. Soframızı kuralım. Hanım da salatayı da yapmış arkadaşlar. Oo, pilav. Pilav da mı yaptın ya? Düdüklüdeki ne? Çorba. Çorba. İyi. Yavaş döküyor. Evet arkadaşlar soframıza oturduk gördüğünüz gibi. Ay maşallah bak. Şunu böyle böyle tutuyor lan. Oray bu. Lohum gibi. Semaver dibimizde. Yakın önce bir yemeğimizi yedikten sonra çayımızı, semaverimizi devam edeceğiz. Bize kısa bir müsaade, mola, yemeğimizi yiyelim. Videomuz devam ediyor. Evet arkadaşlar çay faslına başladık. Tamam tamam. Gel. Bas tuşuna bas. Tuşuna bas. Bas. Heh. Aferin. Bırak. Burada da kekimiz var. Kek yaptık. Önce bunu yapalım. Çaylar inşallah gelirse tamam. İçecek. Niye çok dolduruyorsunuz çay? Seninki çok dolu olmasın. Tamam İnşallah bak, soğumadan ha. Gelecek. Soğuk yok soğumadı. Buz yok. Altı yanıyor ki. Doldururken soğutuyorsunuz. Tamam. Tamam. Onu içeyim ben o kadar. Cimşo. Ne arıyorsun lan? Yoruldun mu? He? Karnın doydu mu? Ne mi lan? Doydu mu karnın? İyi misin? Ot güzel mi? Tadı nasıl? Geviş mi getiriyor lan sen? Ama koruyor. Geviş getiriyor ya. Allah Allah. Sen şu küpelerine bir bakayım ya. Küpeli küpeli dolanıyorum. Bakıyorum da. He? Ne oldu? Haydi kulağınla oynamaya bak. Ama kulağınla oynamayı sevmiyor muyuz? La senin de en güzel yerin kulağın ama. Sen kulağınla oynamayacağız da nasıl olacak bu iş? He? He mi? Asıl kulağınla oynamamız lazım. Değil mi? Cemile. Şöyle yapacağım bak. Ya ama olmadı bu iş. Şimdi bu şimdi olmadı ya.
He? He mi? E gel kaşıyım ben işte. Kaşıyım ben. Gel diyorum sana. Hey Allah. Kulağından huylanıyor demek ki. Sabahki yaylımdan bir görüntü koymuştum arkadaşlar. Şimdi öğlen vakti diyelim. Öğlen diyorum, ikindi yani. İkindi namazını kıldım. Bir güzel de mangalımızı, semaverde çayımızı yaptıktan sonra artık akşamüstü yaylımımıza devam ediyoruz. Bunun da arkadaşlar ya üstün ya bunlardan bir darbe görmüş. Hafif toparlıyor. Sabahleyin daha şeydi. Herhalde geçecek. Ya da bir ağrısı var yani. Tam anlayamadım. Evet. Hasibe yenge ne örüyorsun? Hasibe yenge de burada cacık topluyor. Kim o? Kim o derken bu kamera. Görüntü. Arkadaşlar daha önceki videolarımızda biliyorsunuzdur. Sarı dayım diyorum. Mustafa dayımız. Adının Mustafa olduğunu daha sonra öğrenen biri olarak da. Yani daha sonra değil ki şey adını getirdi. Çocukken öğrendim de. Herkes sarı diyor. Anası sarı demiş. Anası sarı demiş. Sarı oğlum demiş. Sarı kalmış. Halbuki babasına da kara diyorlardı. Evet. Kara Esetler diye sülale olarak öyle biliniyorlar arkadaşlar. Evet, dayımızın hanımı. Kendisi de Daşoluklu'dur. İzleyen Daşoluklular çok biliyor musun Hasibe yenge? Hayır. He vallahi bak böyle bir doğru lele. Bak madımak topluyor hala. Şöyle Daşoluk'ta anayın babayın bir söyle bir bilsinler. Anam babam mı? Ya arkadaş şimdi Daşoluklu dedik. Daşoluklu bu kim diyecekler? Kim mi? Ben mi? He. Ben Latife Bilgin'in kızıyım. Abdullah Bilgin'in kızıyım. Kardeşlerim her biri bir yerde. Biri Ankara'da, biri İzmir'de. Kim var? Biri Kışyeri'de. Abdullah Bilgin, Latife Bilgin. Evet. Tamam inşallah evet, arkadaşlar. Evet. Daşoluk da Bilginler'denmiş yani. Evet. Madımak sezonu başladı. Her köşe başında bir koca karı görebilirsiniz. Artık koca karılar çoğaldı yani madımakla beraber. Şey buradan başlıyorlar, köyün öbür ucundan çıkıyorlar arkadaşlar. Kübra diyor ki hani keçi dedim ki, keçi böyle hani gezerek topluya topluya yiyor ya. Kübra da diyor ki madımağı toplarken avratlar köyün bir ucundan başlayıp diğer yerden çıkıyor. Keçi ne örsün diyor, biliyor musun? Keçi de aynı işte. Şey zevkli zevkli böyle ha onu alayım ha onu alayım derken keçi de yiyor canım. Bu sene madımakların çoğunu topladım arkadaşlar ben. Şu an keçilerimizle beraber. Değil mi keçiler? Şunun ayağının altına baktım arkadaşlar. Dedim ayağının altında acaba bir şey mi var? Yani ağrı mı var? Bir şey mi battı? İltihap mı falan diye. Ama hafif bir toparlıyor. He mi dayı? Dayı şu gri keçi ya dün kameradan gördüğüm kadarıyla şu kızıl var ya arkadaşlar alacayı şunu biraz iyi dövdü. Şu da şu diğer ayağı toparlıyor. Ayağının altına baktım bir şey yok dayı. Baktım bir şey yok işte. Ya geçer bir de sabahleyin daha basamıyordu şimdi birazcık daha düzeldi. Demek ki herhalde şey ağrı düzeliyor yani. İnşallah. Şöyle dolanalım. Neredesin Cimşo? Cimşo gel la. Geziyoruz arkadaşlar. Keçilerle beraber cümbür cemaat geziyoruz. Bak bak bak. Geç. Şöyle bir şey bak. Geç. Geç şu aşağıya doğru inmiyor uzun süredir. Bir oraya inelim. Geç. Geç bakayım. Geç 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 geç. Ha. Evet. Şurada zabit dayının şeyler çıkmış. Ne o? Vişne. Ay maşallah vişne de arkadaş. Her yerinden çiçek açmış. Biraz da buralarda takılalım. Olur mu? Güzel güzel ot var işte burada. Daha ne istiyorsunuz la? He? Bak la dolanıp duruyor. Şimdi bu anasından bolca emiyor ya. Bak var ya bu iyi beslenen nasıl belli oluyor. Çok otun yüzüne bakmıyor. Şu iki garibime de bir keçi zor yetiyor haliyle. O gariban da öyle takılıyor kendince ne örsün. İkisi yani. Onun ikisi daha fazla ot yiyor.
şu arada böyle zaten bana diyor anamın memeler sütler komple kalıyor. Karnımı öyle de doyuruyorum, böyle de doyuruyorum. Arada bir o dalden ot yiyor. He mi Kadife? Kız Kadife. Kadife de var ya bir etlenmiş. Şunlar biraz arkadaşlar. Hem ikizlikten hem de dediğim gibi şuna nazaran daha az süt emdiklerinden gelişim ona göre oluyor. Şunun ayağı inşallah sıkıntı yoktur. Ağrı gibi de olabilir de bakacağız. Bakacağız, bakacağız diyor ya. Cemile ot mu yiyorsun kız? Sabahki görüntüyü de ondan koydum. Şeydi, Cimşo öyle yanıma geldi oturdu. Bir baktım geviş getiriyor. Bak bak. La git ötede ot yok mu? Hayvanla paylaşamıyor. Bak zıplıyor, zıplıyor gidiyor. Nereye lan? O değil inşallah ses sıkıntılı değildir arkadaşlar. Şu var ya bir lüzumsuz arkadaşlar. Yani lüzumsuz derken yani şeyi seviyor. Böyle madımağı çok yiyor şu. Şu alaca. Madımak yiyeceğim diye de yani şunlar mesela böyle toplu toplu bak şimdi mesela ota nasıl gömüldüler. Yani şöyle dolu dolu ot yemiyor. Şöyle madımağı görünce normal otu bırakıyor. Haliyle de yani böyle dolgun bir şekilde doymuyor yani. O yüzden bunu gözlemliyorum. Baktım böyle etrafta kırpık yiyince şöyle bir kafasını bir dağıtıyorum. Kafasını dağıtıyorum derken yani şey biraz yanlış oldu. Vurmuyorum yani git öte git de başka bir şeyler ye diye. Cimşo şey Cimşo diyorum. Cemile. Kız. Şş, bir bak hele. Cemile. Sabah 3 saat. Belki 3,5 saati buluyor. Aynı şekilde de ikindi namazını kılıyorum. Zaten akşam namazına kalan vakit 3 saat gibi bir şey oluyor. 2 saat 50 dakika mı ne oluyor? Bazen namaz okununca da böyle hava böyle hafif şey oluyor ya arkadaşlar. Gündüz gibi oluyor. Ya evin karşısında oluyorum. Genelde de akşam namazına koymuyorum. Yani geliyorum bunları içeri koyuyorum. Hayvanları kapatıyorum. Şimdilik oğlaklar emdiği için çok sağım ve süt alımı olmadığından dolayı direkt eve geçiyoruz yani. Evet. Harul hurul, harul hulul, katur kutur. Ot yiyor. Çeşit çeşit ot arkadaşlar. Yaprak yiyor, gazel yiyor. Daha sonra yani bizlere süt olarak geri dönüyor. Et olarak geri dönüyor. Yani hikmet-i ilahi. Bak bak şimdi hemen orada geç. Geç. Şimdi az uyanık değiller. Şimdi orada dayımın şu vişne var ya arkadaşlar aşağıya doğru hafif eğiliyor. Keçi işte ne kadar uysal bir ırk da desek Halep ırkı için yine de fıtratını yapıyor yani. Şey derler. Keçinin zanaatı bu diyerekten yani. Şurada otu koyuyor. Orada bir dene yaprak ya. İnan eğer şu serçe bağırmamın ilk boğumu değil. Amacın ne ya? Yani karnını doyuracak bir şey de değil. Ama işte keçi en uç, en taze, en filizli yemek istiyor. Ona da yapacak bir şey yok. Oo, efelikleri ye bakalım şey. Ay kız. Ama bu var ya acıkmışlar, iyi acıkmışlar ya. Halbuki sanki sabah doyu şey yayılmadık diyeceğim. Sanki biz günde 3 öğün yemek yemiyormuşuz gibi. Şöyle arkadaşlar. Gökyüzünü göstereyim, etrafı göstereyim. Elhamdülillah, Sübhanallah arkadaşlar. Şimdi bakın 6 saat güdüyorum arkadaşlar. Böyle ekranda güzel görülüyor olabilir. Şu hayvandan ne güzel cıvıl cıvıl falan filan diyorsunuz ama... Ya bak mesela hemen oradan kaçıyor. Yani hayvan bu. Lüzumsuzluk yapıyor. Ya ne bileyim git diyorsun gitmiyor. Gel demiyorsun gel diyorsun gelmiyor hesabı. Arada o oraya kaçıyor. Yani
Şimdi nasıl diyelim? Afiyetle hayırlı bir şekilde Rabbim yani kolaylaştırsın, zorlaştırmasın. Ama bazen dua ederken ya madem böyle bir şey istiyor ama şunu ekle. Ya Rabbi afiyetle hayırlı bir şekilde şöyle bıkmadan, usanmadan bana da bir köy hayatı, bana da böyle hayvan gütme nasip eyle. Ama afiyetle hayırlı bir şekilde diyerekten isteyelim. Çünkü bazen yani Erdoğan'ın hayatı gibi bir cümle falan oluyor. Arkadaşlar şimdi iç dünyamda geç kızım. Bak. Burada ot, burada da ot var. Bak oradaki de yeşil, buradaki de yeşil. Burada da çok. Şimdi iç dünyamda neler yaşıyorum? Ailemle neler yaşıyorum? Yani bunları size yansıtmıyorum. Yani onu söyleyeyim. Bakın burada apaçık konuşalım. Hani birilerinin ismi üzerinden yani o insanların nelerle imtihan olduğunu bilmediğinizden dolayı kişiler üzerinden dua etmeyin. Yani kendi duanızı afiyetle hayırlı bir şekilde isteyin yani. Erdoğan seninki gibi bir hayat nasip eylesin Rabbim diye yani bu sakat bir dua. Ben size söyleyeyim. Başkası için de ekranda görünenin için de yani. O yüzden dualarımızı daha geniş kapsamlı ve Rabbim hazinesi sonsuz bize daha kolay bir şekilde de ihsan eder biiznillah. Geldik buraya 6 senedir köydeyiz. Yani hem inşaat hem köylü hem insanlar bilmiyoruz bir şey. Öğreniyoruz geri bozuyoruz. Öğrenmemişiz meğersem. Üzerinden bir sene geçiyor. O kadar çok vadireler, o kadar çok tecrübeler atlattık ki bunlar 6 seneyi aldı. Erdoğan biz de öyle öğreniriz. Yapacak bir şey yok. Bu işin fıtratı bu diyorsan bak o kadife de var ya arkadaşlar. Şimdi şuradan ayrı arkadan yukarıya çıkmaya çalışıyor. Az uyanık değil. Anası kılıklı. Yani Rabbim bunları zorlaştırmadan da verebilir yani. Afiyetle hayırlı bir şekilde inşallah. Dediğim gibi kişiler üzerine kişinin ismini kullanaraktan sadece ekranda gördüğünüz kısmıyla o kişinin hayatındakinden bana da nasip et demek doğru bir dua değil. Ya ben şöyle söyleyeyim. Yani yorumlarda bu tarz dualar veya bu tarz şeyler konuşuluyor veya yani hüsnü niyetle elbette kendisi için de benim için de hüsnü niyet kullanıyor. Arada bir şey yok da bir sıkıntı olduğuna değil. Sadece daha geniş, daha açılı bir dua edilebilir. Bu da babamın dayısının evi. Allah rahmet eylesin. Onların evinin kenarındayız. Şurada Bahri Dayıgil var. Bu da yine babamın dayısı Zabit Dayımgil. Karşı yamaç. Bizim evde şurada arkadaşlar bakın. Şu gördüğünüz şu arada kalıyor bak. Şu herhalde. Böyle mesela uzunca da tutuyorum. Yeri geliyor böyle saatlerce kaldığımız oluyor. Kuvaladığımız oluyor. Söz dinlemiyorlar. Keçileri kaçırıyoruz. Yani keçileri kaçırıyoruz derken yani sinirler alt üst oluyor. Hayvan güzel ne kadar tatlı duruyor değil mi? Şöyle bakın. Homu 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 bir yiyor. Hele oğlaklar. Oğlaklar analarından da yaramaz. Anaların en azından şöyle bir geç diyorsun. Bak mesela az önce şuradan ne dedim? Ayağa kalkmadan geç dedim. Geçti hemen. Oğlaklar daha İtaat etme konumunda değiller. Anlamıyorlar da zaten. Ama oğlaklar da tatlı yani. Onu da söyleyeyim. Tatlı olan da oğlak. Değil mi Kadife? Kız. Kadife. Kız Kadife. Arkadaşlar. Aslında Nisan ayında yani geçen seneye nazaran geçen senenin Nisan ayına nazaran birazcık daha bence güzel bir yağmur yağdı. Ama
Şimdi ne diyeyim ya, buna da az desek Rabbimin verdiğine şükürsüzlük olmasın diye demek istemiyorum. Lakin ekinler için, ot için, bereket, böyle toprağın beslenmesi için Nisan ayında, İç Anadolu'ya Nisan ayında yağmur şart oluyor. Daha önce gözlemlediğim mevzulardan biri şu. Nasıl söyleyeyim? Mesela geçen sene hatırımda kalan Nisan ayında neredeyse yağmur yağmadı. Yani bir damla desek yeri ya, böyle bir yağdı, çiseledi yani havada. Adam yani zaten adamı ıslatmaz da toprağı da ıslatmadı. Mayıs ayında da arkadaşlar, yani size şöyle söyleyeyim, bir gün yağdı bir gün yağmadı. Bir gün yağdı bir gün yağmadı. Ama yani ekin Nisan yağmurlarını görmeyince, almayınca boylanmadı. Şimdi az çok kabardı ekinler. Mayıs yaklaşıyor. Mayıs'ta yağan da fayda etmediğini bir önceki senelerde tecrübe ettim. Acizane. Çünkü ekinin bir kısmı var. Yani mesela şey derler, yani buğdayı ekiyor mesela. Ta Ekim ayında 6-7 ay boyunca bir karış zor uzuyor. Ondan sonra Rabbim bir yürü ya kulum diyor. Ekin adam boyuna ulaşıyor falan filan, böyle bir hikaye anlatırlar ya. Hani sabrı sabreliyor. Sabrediyor, sabrediyor. Ondan sonra boylanıp gidiyor. 15 gün, 20 gün içerisinde, bir ay içerisinde. O misal yani. Ama kaç senedir şöyle söyleyeyim, bir 50 santim, 60 santimi aşmıyor ekinler. Allah hayırlısını versin. He mi Cimşo? Oğlum ot mu yiyorsun sen la? He la? Sen ot mu yiyorsun? Sen ot mu yiyorsun? Bir bak bana. Yani giderken niye zıplaya zıplaya gidiyorsunuz? Oğlak işte ya. Çocuk derler ya, o hesap bir şey yani. Yaylım bitti arkadaşlar. Akşam ezanı yaklaştı. Bir videonun daha sonuna geldik. Bize ayırdığınız vakti inşallah hak etmişizdir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Benim saçlar da ayağa dikilmiş. Herhalde şeyden, şapkadan. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.